bu tabakta sos daha fazla olup patates olmasaydı vizyonu uçardı. Şöyle, vizyonlu bir tabak olurdu ve başka bir şey konuşurdu. Yok, buna patates çok güzel. Evet. Demin ki patates gereksizdi. Patatesin lezzeti güzel ama ben bu tabakta bol soslu sadece balık, sos ve sebzeyle ama daha patates mutlu. Patates koyarlar ya, hep bir fırın patates gider balıkların yanında. Ben burada doğru buldum, patatesi deminkinde gereksizdi. Evet. Ama olabilir, görüş tabii, saygı duyuyorum. Yani ben görsel olarak ve lezzet olarak da, hatta patatesin sadece tadına bakmak için baktım, ellemezdim. Sos gayet başarılı. Az önce sorma sebebim puana yansıtmaktı. Eğer iddianız varsa şu kemik gibi kılçık burada olamaz. Şimdi onu öyle yapmazsam o kuyruk durmaz. Arada kılçıklar da var. Bir saniye, ama buna bir şey yapamaz. Tamam, yani ona yapmıyorsam. İçindeki kılçıkları bile yani var. Ben puana, bunu böyle durması lazım. Eğer iddialıyım demeseydiniz evet. Kılçığı, bunu puana yansıtmazdım. Ben özür dilerim sizden. Gürbüz Bey şahit. 15 dakika vardı. Son 15 dakikada 5 dakikada 6 balık açtım. Mesardım, fırına attım. Elinize sağlık. Kılçık çıkmaması lazım. Yani yine, ona ben özür dilerim. Yine aynı şekilde spagetti yorumum sadece menüde belirttiğiniz için üstüne basa basa söyledim. Bir tek kabaklar mı öyle? Kabak ve havuçlar öyle. Biberler, jülyen. Evet, biberler, jülyen ama diğer iki ürün spagetti olarak gelmiş. Al dente olayı çok güzel. Dediğim gibi kılçığa takıldım, patatese takıldım. Balığın lezzetini beğendim. Sosu da beğendin. Çok beğendim sosu. Çok güzel olmuş. Salataya geldiğimde kötü salata diyemem ama sizden karışık yeşillikli, bol zengin bir salata beklerdim. Ama roka Murat balık Bey. Yani. Balık. Ama balık salata demek, yeşillik roka demek. Roka salatası demek. Sadece roka beklemezdim. Şimdi karışık bir yeşil. Şimdi ben size önünüze Lolorosa koysaydım şunu diyecektiniz. Bursa'nın roka salatası niye yapmadınız isterdim. Diyecektiniz. Karışık yeşillik yaptığımda niye ben roka salatası yapmadınız? Ben demezdim, ben karışık bir salata siz beklerdim. Siz demezsiniz, hanımefendiler diyecekti. Ama salatanın sosunu yanına beğendim. Roka diyecekti. Yani. Salatanın sosunu beğendim ama salata basit diyorum tek roka ben olarak. Ben basit olduğunu düşünmüyorum. Yorumunuza saygı duyuyorum. Eline sağlık. Sağlık. Ha, şimdi can alıcı bir şey geliyor. Tatlılar arasında hemen hemen herkesin sevdiği, yapımı zor, emek isteyen. Bilmem siz katılır mısınız? Tabii katılmazsınız diye düşünüyorum. Benim bambaşka bir yorumum profiterol var. Profiterol 10 dakikada yapılır. O ayrı. Ama uyumlu mudur, uyumsuz mudur menüye, orasını tartışırız. O ayrı ama profiterol. Şimdi Murat Bey az önce dedi ya Zuhal Hanım, işte balığa roka yakışır diye. Evet. Şimdi balığa da tatlı olarak bence helva yakışırdı. Ama ona da çok kolay derdiniz. Ya şimdi helva kolay ama kendi bir şekilde derdi. Onu artık süsleyecek, püsleyecek, ağlayıp bulacak, yapacak. Güzel gider. Çok ağır gelir balığın ardından. Bir de ne profiterol. Alaka yani. Balıktan sonra sütlü değil de bir şerbetli tatlı gidersiniz o halde. Ağır gelir, yakar yani. Helva olmasa da verirler ama profiterol mü? Evet, ben de demin dedim ya, soru işareti. Yani yorumlar genel olarak balıkları beğendiler. Kılçık çıkmayabilirdi evet. Son 15 dakikaları 5 dakikada yaptım altı balığı. 5 dakikada bu balığı bu şekli vermek sanat ister. Dikkat etmem gerekirdi kılçığa. Benim gözümden kaçmış olabilir. Bu konuda özrümü de diledim. Onun dışında bir hatam olduğunu düşünmüyorum. Sosu biraz az olmuş olabilir. Yorumlara katılıyorum. Ama sosun lezzeti gayet güzel. Herkes de beğendi zaten. Levrek noktasında çok iddialıydı. Kılçık çıkmayacak dedi ama herkesin tabağından kılçık çıktı enteresan bir şekilde. Keşke iddiaya girseydi. Masada sürekli mal varlığıyla iddiaya girmeye çalıştı. Ya mal varlığı çok azdı bu arkadaşın ya da kendini o kadar ön plana atmaya çalıştı ki bazı şeylerde. Keşke şu kılçık konusunda iddiaya girseydi, kesin ben onunla iddiaya girerdim. Niye profiterol seçti? Siz çok sevdiğiniz için. Ay ziyade canım bırakmış. Çok işte. Özellikle söylüyorum. Gerçekten. Yemin ediyorum, hatta Gürbüz Bey'le de söyleyip konuştum. Ben sevdim diye mi? Evet, siz seviyorsunuz diye. Bana oynadın. Yok, oynamadım yani. Şaka yapıyorum. Niye severim o ayrı da balığın üstüne gider mi onu konuşuyoruz kendi aramızda. Yani, bence gider mi? Yani bir beyaz çikolatalı kestane sufle yapsak onun içinde de süt koyuyoruz, o da gidebiliyor. Ben de onu dedim, sufle balıkçılarda çok yapılır yani biliyorsunuz. Yani sıcak helva sufresine de süt koyuyoruz, o da kabak gidebiliyor. Kabak tatlısı getirirler. Ama bu direkt sütlü bir tatlı olarak geçiyor ya Zuhal Hanım. Pastacı yüzden, kırması falan var. Evet, ben o yüzden eleştirdim Bey, sütlü tatlı olarak. Sizin göbeğiniz masaya değiyor ya. Evet. Şimdi çikolata sufle yiyeceksin. Çikolatalarınız damlamasın göbeğinde. Damlasın, temizlerim. Ne olacak? Bir şey olmaz. Pembe Hanım temizler. Pembe Hanım temizler. Sen ama hakikaten ama arkaya doğru kaykılıyorsun göbek yüzünden mi? Yo, bazen şey oluyor. Dikkat edin de damlamasın. Kayıyor böyle. Kayıyor, evet. Ondan dolayı. Anladım. Şöyle kreşlerde bez peçeteleri koyulur ya buraya. Ay ağlayanlar. Bak onu koyabilirsiniz gerçekten. Şimdi hadi girmeyecektim diyorum ama bana zorla illa şey bana laf söyle diyorsun. Ben sizin vücut hatlarınızla alakalı şimdi bir şey söylüyor muyum burada? Kim bilir kaç tane işlem yaptınız, oranızı buranızı şişirdiniz. Aşk olsun. Ama şimdi dedi, öyle. Dedi 8 operasyonum var, ben seviyorum dedi. Kim Kardashian'a benzemek istiyorum tamam, dedi. Tamam, ben de göbeğimi seviyorum dedim ama neden sürekli göbek benim göbeğim ama. Ya neden sevmeyeyim? Ben seviyorum, ben
kendimi çok barışık bir insanım. O da göbek seviyor. Siz başka bir şey seversiniz. Hatta o da göbek seviyor. Hatta ben dün Fatma Hanım'ın yüzünden 100 gram, 200 gram belki zayıfladım. Yemek yemedim. Aa, inanmıyorum. Yemek niye? Yemedim, doymadan taktık. Hadi buyur. Adım aç bıraktı. Vallahi kesinlikle ben de aç kaldım. Ben zaten kahvaltıda yapmamıştım. Şey bir saniye. Dün sen de mi aç kaldın? Kesinlikle. Zuhal Hanım benim de akşam açlıktan gerçekten şaka yapmıyorum migrenim tuttu. Eve ben gider, eve giderken iki tane döner yedim ben. Selin Hanım, buyurun. Ben size söyleyeyim siz neden 6 puan verdiniz. Bence siz 6 puan verdiğinize pişman oldunuz. Siz kesinlikle ben çok eleştiri yaptığım için siz şöyle bir şey düşündünüz. Kafanızda kurdunuz. Liana nasıl olsa düşük puan verecek, 4 gibi bir şey verecek. Ben en azından fazla vereyim, 6 puan vereyim. Ben orada böyle tatlı duruma, konuma düşeyim. Liana Hanım, oğlum, sizin için... Ben öyle için... düşünüyorum. Ben kesinlikle sizin... öyle düşünüyorum. Çünkü siz bana ters ters böyle ben puanımı kaldırırken... Şok bir şekilde baktınız bana doğru. Sizinle kesinlikle. İlgili strateji yapacak kadar kesinlikle. Sizi dikkate almıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Bir daha pişman oldunuz. Yani Liana Hanım üzerinden strateji yapacak kadar dikkate almıyorum. Yani kendiniz biraz fazla mı değerli kıldınız Liana Hanım? Tabii ki değerliyim. Biraz fazla konuştuk diye şapkanızı, taşınızı, tuşunuzu... Hayır, ben ne alakası var? Yarın size bir tane kolyelerimden getirebilirim. Ben gerek yok. Ben... Takı dükkanı gibi gezemem. Tarzım değil. Masaya oturdum, gözlerini alamadı Zuhal Hanım kolyemden. Öyle mi? Ama gerçekten yani çok gömleğinizde böyle takılar, boncuklar... Yakışmıyor mu hayatım? Sapsarı olmuş yani gömleğinizdeki. Ne o boğazınız şurada parlıyor, şuranın çok şurada leke var bu arada. Çok mutluyum ve çok yakışıyor. Sosunu kendim yaptım. Ben yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Murat Bey elinize sağlık. Afiyet olsun. Tatlı gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben de profiterolü çok sevmez. Severim. Ha sev, bunu seviyorsun. Profiterolü severim. Bunu seviyorsun. Çok şeydir yani. Ya. Normalde tatlı sevmem ama ender sevdiğim tatlılardan biridir. Tatlılar güzel diyorsun. Çikolata sosunu da kendiniz yaptınız. Tabii tadından yani. Zaten belli. Pastacı kremasını yaptım. Kremasını da siz yaptınız krema belli. Algılamayın. Her şeyi kendi yapmış. Kendim sıfırdan. Hepsini kendiniz yaptım. Zaten belli olduğu için. Elinize sağlık. Ben çok beğendim. Fatma sendeyiz. Ben tatlıyı beğendim. Afiyet güzel olsun. Olmuş. Bir de hani çikolata seviyesi, ben çok severim çikolatayı bu arada. Ben de. Yani çantamda biraz da taşırım. Ben de. Aynen. Evet. Bitter yiyorum ama. Evet, bir de bu tatlıyı da çok seviyorum. Lezzetli bana olmuş. Bitter çikolata mı? Lezzetli mi? Ben size yarın getireceğim. Şaka yapıyorum ben. Espri sakın ha. Afiyet olsun. Kıvamı falan çok güzel. Güzel olan şey güzeldir. Bravo. Üstüne bir şey söyleyemem. Selin? Kreması ve çikolatası harika lezzeti, ellerinize sağlık ama hamuru yumuşak. Bunun hamurunda bir tık çıtırlık istemez hamuru... miydik Zuhal Hanım? Çıtırlık mı? Profiterol hamuru. Siz baklava hamuru... mı yiyorsunuz? Pardon. Hayır ama hamura sert. Böyle vurduğunda asla. Bir tık sertlik yani istemez miydik? De... Yumuşak değil İçi bu o kadar. İçi yumuşak. Hayır. Dışına yumuşak. Krema zaten yani ben, ya. Ben profiterolü bastığımda... Hiç kabul etmiyorum. İçi yumuşak. Dışı bir tık. Bak ben kaşıkla bak. Bak bölüyorum gördün mü? Ben de zaten bakın hiç çatal şey bıçak kullanmadım. Ben kaşık batırdığımda bir tık üstünde sertlikle... Var o yeterli. Yok bence tam kıvam. Hatta ziyan olması iyiyim çok beğenmiş. Çok güzel pardon. Yani sen patates hamurunu beğenmedin. Hamurunu beğenmedim. Peki. Lezzeti çok beğendim. Bir saniye Liana. Ben tatlıyı beğendim. Sadece çikolata sosunun şekeri az olmuş. Onun dışında tatlınıza beğendim. Hiç de atılmaz ki siz valla ben size eğitim vereyim ciddi diyorum. Aldığınız siz hazır ganajları eritiyorsunuz ki? Kremada. Kendiniz eğitimli misiniz? Evet eğitimliyim. Hmm. Belgelerim de var. Yeterince tatlı değil mi çikolata sosu ya? Çok güzel. Çok güzel. Nesine çok, şeker bunun da? Kıvamı zaten konulmaz zaten ki zaten. Konulmaz. Her şeyiyle çok güzel. Ben bunu evde ederim. Yapıyorum. Peki. Yani teşekkürler. Ve efendim buyursunlar açık oylama.